Kütüphaneler Haftası münasebetiyle Karaman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu Kütüphaneler Haftası etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Programın düzenlenmesinde emeği geçen tüm birimlere, üniversitemize, valiliğimize, İl Kültür Müdürlüğümüze, İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğümüze, siz gelen saygıdeğer misafirlerimize, öğrencilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben sözü çok fazla uzatma niyetinde değilim. Böyle kısa bir girişten sonra çok kıymetli konuşmacılarımız var. Kıymetli konuşmacılarımıza sözü sırasıyla vermek istiyorum. İlk konuşmacımız üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Türk Dil ve Edebiyatı bölümünden doktor öğretim üyesi Onur Aykaç. Sözü kendisine bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Söze başlarken hepimizin bildiği bir tanımı birkaç kelimeyi hatırlatmış olalım. Okumak nedir deseler, yazıya geçirilmiş olan bir metni harfleri tanıyarak sese dönüştürmektir. Biz bunu bazen içimizden yaparız, bazense sesli okumalar yaparız. İşte benim size anlatmak istediğim bir kişinin bir metni okuması ve kalabalığın bunu dinlemesi üzerine kurulu olan bir gelenek olacaktır. Okumak belki de alışkanlıkların en güzellerinden biridir. Montaigne'in alışkanlık diye bir denemesi vardır. Denemenin başında şöyle söyler Montaigne: bir kadının küçük bir buzağısı vardı. Buzağı inek yavrusudur. O buzağı o kadar çok severdi ki hiç yanından ayırmazdı. Hatta nereye gitse kucağında götürürdü. Sonra buzağı hayli büyük bir dana olmuştu. Ama kadın o kadar alışmıştı ki onu yine kucağında taşıyordu. Sonra Montaigne der ki, alışkanlık işte böylesine yaman bir hocadır. Yakanıza yapıştı mı sizi bir daha bırakmaz. İşte öyle alışkanlıklar vardır ki keşke bizi bırakmasa dersiniz. Onlardan biri hiç şüphesiz okuma alışkanlığı olacaktır. Eskilerden bir zat şöyle derdi: okuyun, mutlaka okuyun. Çünkü mürekkebin akmadığı yerde kan akar. O yüzden biz mürekkebin aktığı coğrafyalardan, geleneklerden bahsetmiş olalım. Söze girerken de böyle ülkemizde okuyacak kitap yoktur, biz kitap bulamıyoruz ki okuyalım diyenlere birkaç sayı verelim. Aslında hiç de yetersiz değiliz kitap olarak. 2016 yılının verilerine ulaşabildim en son. Kişi başına düşen kitap sayısı 8.4 yazıyordu. Biz onu bu yıl 9'a tamamlayalım. Hiç fena değil. 80 milyonluk ülkede keşke kişi başına 9 kitap bitirebilsek. Başka şöyle baktım. 1800 kadar yayın evimiz var. 150 kadar kitap dağıtan kuruluşumuz var, kurumlarımız var. Yani kitap dağıtım şirketleri. Sayılara bakınca diyeceksiniz ki ya herhalde biz yemeden içmeden kitap okuyoruz. Çok imkan var çünkü elimizde. Ama devamında bir de o sayıya baktık, o kadar mutlu olamadık. Bizim kitap okumak için ayırdığımız süre günde sadece 1 dakika. O 1 dakikanın da ders kitapları düşünce 23-25 saniye falan kalıyormuş. O yüzden biz sayıyı düşürmeden yine 1 dakika diyelim. O 1 dakikanın içerisinde okuduklarımız ne kadar aklımızda kalır bilinmez. Çünkü günde 3 tane dolmuş yazısı, 5 tane karma markası yazısı okursak zaten 1 dakika olur. Demek ki biz çok da okumaya gönül verememişiz imkanlarımız elimizde olmasına rağmen. Bir de günde 6 saat televizyon, 3 saat de internetle uğraşıyormuşuz. Yani ortalama 9 saatimiz başka işlerle geçerken 1 dakikayı da zar zor kitaba ayırmışız. Diyeceksiniz ki ben çok kitap okuyorum ama yanındaki okumuyor, alttaki okumuyor. Yani birinin okumuş olması bu sayıyı bir şekilde daha yukarılara taşımıyor maalesef ki. Son olarak bir grup deney sormuşlar, demişler ki son okuduğunuz kitabın yazarını hatırlıyor musunuz? Her 5 kişiden 3 tanesi, yani %50'nin üzerindeki bir sayı son okuduğu kitabın yazarını hatırlayamamış. Hatta %50'nin yakını son okuduğu kitabın adını da hatırlayamamış. Yani okuyoruz ama İçini okuyoruz, daha en dışında yapmamız gereken şeyi yazarına ve kitabın adına dahi bakmıyoruz. Baksak bile en fazla 1-2 gün sonra unutup gidiyoruz maalesef ki. O zaman kalıcı olsun diye neler yapılabilir? Okuma oranını artırmak için neler yapılabilir? Bu elbette ki başka bir tartışmanın konusudur da ben size eskinin 3 geleneğinden bahsedeyim. Eskinin 2 geleneği bir de bugünkü toplamda 3 farklı gelenekten söz açmak isterim. Birisi köy odalarında yapılan sesli okumalardı. Bir diğeri kıraathanelerde, kahvehane değil de kıraathanelerde yapılan okumalardı. Ve sonuncusu bugünlerde moda olmaya başladı.
karavanımızda da bir yer açılmış bu noktada. Kitap kafeler. Yani adı kafe, kitap, ikisi birleşmiş. İlginç bir uygulama olmuş. Şöyle birkaç cümleyle onlardan bahsedip fazla vaktinizi almadan konuşmamı bitirmek isterim. Eskiden, bugün hala var ama artık köy odaları o mahiyette kullanılmıyor. Eskiden köylerde birer köy odası olurdu ve oralar bir sürü amaç için kullanılırdı. Namazlar kılınır, dini sohbetler yapılır, küsler barıştırılır, kız isteme törenleri orada yapılır, aşık atışmaları yapılır, bir de kitap okunurdu. Köyün okur yazar birisi, bu çoğunlukla öğretmendir ya da köy imamıdır, gelirdi, bir metni sonuna kadar sesli bir şekilde okurdu. Etrafında toplanan ahali de hayaller kurarak onu dinlerdi. Tabii okunan metinlerin sayısı çok fazla değil, çok çeşitli değildi. Çoğunlukla Hazreti Ali Cenkleri okunurdu. Hazreti Ali Cenkleri çok sevilir ve bilinirmiş, özellikle Hayber Kalesi'nin fethi. Sonrasında birkaç aşık hikayesi ve şehitlerin menkıbeleri anlatılırmış. Ahali bunları keyifle dinlermiş. Bir soba düşünün, soba etrafında onlarca insan düşünün. Bir adam yanında bir gaz lambası var. Onun loş aydınlığında size kitap okuyor ve siz de onu dinleyerek okumuş kadar oluyorsunuz. Hayallere dalıyorsunuz. Tabii bugün için baktığımızda bu biraz uzak bir ihtimal gibi dursa da bugün hala bazı vilayetlerde köy odaları geleneğinin sürdüğü aşık atışmalarını ve mehtal hikayelerinin hala varlığının konumundan bahsedilmektedir. Bunlar köylerdeydi. Sonra şehirlere taşıdık biz bu işi. Adını kıraathane koyduk. Bugün ben size kıraathane deyince aklınızda hemen emeklilerin gidip kağıt oynadığı, okey oynadığı bir yer gelir ama kıraathane o değildi eskiden. Zaten kıraat okumak demek, kıraathane de okuma evidir. Yani o günkü anlamıyla tam öyle kullanılmıştır. Habeş valisi Özdemir Paşa bir gün Yemen'den bir kahve getirdi. Çok tuttu İstanbul'da civarında. Sonra o kahvenin satılacağı bir kahvehane bulundu ahaliye. Sonra kıraathaneler açıldı. Kıraathane dediğim yerde büyükçe bir kütüphane vardır. İnsanlar oradan kitap alıp okuyup tekrar bırakırlar. Gazeteler vardır o günün şartlarında. Sonraları küçük edebi dergiler olacaktır orada. İnsanlar bazı eserlerin tefrikalarını oradan takip edebileceklerdir. Haber bırakıp haber alacaklar. Tabii de akşamları oturup okumalar yapacaklardır. Bunlar çoğunlukla dini menkıbevi hikayelerdir. Bir kişi oturur o kıraathanede, canlandırarak bir meddahçasına hikayeyi anlatır. Dinleyenler türlü hayallere dalarlar, yeri gelir onlar da katılırlar. Hele bir hikaye anlatımı kayda geçmiştir. Bir gün bir halk aşığı gelir ve Kerem Vasli hikayesini okur. Ahali o kadar duygulanır, o kadar heyecanlanır ki finalde Kerem Vasli'nin yanarak ölmesi çok zorlarına gider. Dinleyenler gözyaşlarına boğulur. Orada zengince bir ağa varmış. Ağa gelmiş, bir toban para koymuş o anlatıcının önüne. Demiş ki, bu hikayeyi bana bir daha anlat. Ama bu defa Kerem Vasli'yi öldürme. Tabii anlatanın canına minnet, bir aylık parayı bir gecede alacaktır. Oturmuş aynı hikayeyi bir daha anlatmış ama bu defa sevenleri kavuşturmuş. Bu defa ahalinin gözünün önünde bir mezarlık değil de bir düğün sahnesi canlanmış. Yani anlatırken öylesine havaya girermiş ki dinleyenler o hikayeyi birebir yaşarlarmış. Bunun ve buna benzer hikayelerin sayısı çok fazla ama sonraları kıraathaneler bugünkü halini aldı. Yani insanların kitap okudukları bir köşede kütüphanenin kitaplarının bulunduğu yer değil de ne yazık ki sohbetlerin yapıldığı, siyasetin, futbolun konuşulduğu, hatta maç izlendiği, oyunların oynandığı bir yere dönüşmüştür. Benim anlattığım kıraathane biraz daha 16, 17, 18. yüzyılda kalan haliyledir. Son olarak bugünden bir şeyi söyleyeyim. Artık yakın zamanda formatlar değişmeye başladı, yeni yeni şeyler bulduk ve kıraathanenin sanki modern hali gibi kitap kafeleri ortaya çıktı. Kitap kafelerin en güzeli nerededir diye baktım, İstanbul'da olduğu yazmakta. Tabii İstanbul'un avantajı suyunun denizin olmasıdır. Denize hazır 8-10 tane kitap kafeden bahsediliyor. Fotoğraflarını gördüm, insanın oraya gidesi geliyor gerçekten. Ama güzelliğinden ziyade bir içine bakayım ne yapıyorlar dedi. İçerisini o kadar mükemmel bir kitaplıkla doldurmuşlar ki siyaset kitapları, düşünce kitapları, edebiyat kitapları, dini kitaplar ne ararsınız var içerisinde. Şöyle çalışıyor, gidiyorsunuz içeriye, oradan bir kitabı raftan alıyorsunuz, hiç para vermiyorsunuz. Oturuyorsunuz da bu kitabı isterseniz kendi başınıza okuyorsunuz ama oradan çay kahve içmek şartıyla. Ya da acıktığınızda ayrı bir bölme var, geçiyorsunuz orada oturup karnınızı doyuruyorsunuz, sonra tekrar deyip okumaya devam ediyorsunuz. Başka bir formatı daha var bazı kitap kafeleri. Onlarda ise toplu okumalar yapıyorsunuz.
bir kitap alıyorsunuz, size özel bir oda var orada, gösteriyorlar odayı. Geçiyorsunuz, o kitabı sesli halde okuyup bazı yerleri tartışıyorsunuz. Ya da önce kitabı evinizde okuyorsunuz, sonra kitap kafeye gidip tartışıyorsunuz. İstanbul'daki iki yerde örneğini görebildim. O kitabın bizzat yazarına ulaşıyorsunuz. Kitap kafeye bir ilan asılmış. Falanca kitabın yazarı bir hafta sonra burada olacaktır, sohbete katılacaktır diyor. Siz onun orada yazan kitabını okuyorsunuz. Sonra oturup bir defa yazarla kitabı tartışıyorsunuz. Bunun sayıları çok fazla. İstanbul'da, Ankara'da. Ankara'da benim gitmek fırsatım oldu ama orada yazarların katıldığı bir yer değildi. İnsanların kitap alıp sessizce kendilerine okudukları bir özelliği vardı Ankara'daki kitap kafeleri. Karaman'da 2016 ve 2017'de haberlerde görebildim tarama yaparken. Bir yer açılmış kitap kafe adıyla. Henüz daha gidip görmek fırsatım olmadı. Ankara ve İstanbul'dakilerle yan yana koyunca o seviyede midir, belki daha üstündedir. Onu gidip görüp öyle fark etmek lazım. Sorunsuz bir de özel teşebbüslerin dışında devlet eliyle açılan, üzerinde kitap kafe yazan yerler var. Bunlar daha ziyade terör olaylarının yoğunlukta olduğu bölgelerimizde gençleri kurtaralım, kazanalım diye yapılmıştır. Onların mantığı biraz daha farklı. Mesela Diyarbakır'daki bir kitap kafenin reklamına baktık. Diyorlardı ki, gelin kitabı alıp götürün ve tekrar okuyup geri getirin. Ama şartımız şu, bize 3 lira vereceksiniz depozito olarak. Bizden kitap alacaksınız, bir kitap kafeye gidiyorsunuz, 3 lira karşılığında kitap alıyorsunuz. Bir hafta süreniz var, okuyup tekrar getiriyorsunuz. Ama bazı yerlerde okuduğunuzdan emin olmak için sizinle oturup hani böyle sözlü sınav yapaymışçasına sanki sohbet ediyor. Kitabı okuyup okumadığınızı tartmaya çalışıyorlar. Çünkü kimisi gidip kitap alıyor, sırf havasına geri getirip tekrar bırakanlar oluyor. Bizim üniversitedeki öğrencilerimizden birbirini de böyle yapıyordu. Bizim kütüphanemizden en çok kitap alan öğrencinin adı ana sayfada ilan edilirdi. Birkaç öğrencimizi gördüm. Her gün gidiyor, hafta kadar kitap alıyor. Birkaç gün sonra geri götürüp veriyor. Adı böyle listenin yukarılarında çıksın diye. Demek ki onu düşünmüş devlet ki gelenlerle biraz sohbet ediyor. Ya sen bu kitabı okudun mu okumadın mı diye. Onu biraz da tartmaya ölçmeye çalışıyorlar. Geçmişten bugüne baktığımızda köy odalarında başlayan toplu okumalar gördük. Kıraathanelerdeki sesli okumalara yöneldik. Ve bugün şartlar değişti, imkanlar gelişti ve şehir merkezlerindeki kitap kafelere doğru giden bir süreç oldu. Bundan 50 yıl, 100 yıl sonra ne olur derseniz, benim kaydım o ki biz bundan 100 yıl sonra, biz görmeyeceğiz belki ama insanlar dokunarak kitap okumayacaklar. Yani kitapçıya gidip şu basılı kitabı almak yerine ya telefonundan ya tabletinden ya bir cihazdan okuyacaklar. Benim belki de kitap almaya tutkun bir olarak en büyük korku budur. Çünkü kitap okumak, kitabı koklamak başka bir şeydir. Sanki biz kitaba dokunmayı ve koklamayı bırakacağız da bir elektronik cihazdan elimizde kaydırarak kitap okuyacağız. Herhalde benim gibi kitap biriktirmeyi ve kitaba dokunmayı seven birisi için en büyük korku bu olacaktır. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Artık kitaba ulaşamıyorum diye bir bahanemiz yok. Olmamalı. Özellikle teknolojinin sunduğu imkanlarla birlikte her türlü ulaşım imkanına sahibiz. Ama kütüphanelerimizin de son yıllarda görülen bir takım gelişmelerle birlikte daha canlı, çok farklı kaynaklara ulaşılabilen mekanlar olduğunu görüyoruz. Üniversitemiz kütüphanesi öyle, halk kütüphanelerimiz öyle. Hem kitapların, dergilerin, elektronik veri tabanlarının bulunduğu mekanlar haline geldi kütüphanelerimiz. Bugünkü konumuz da biraz bu. Ben şimdi ikinci konuşmacı olarak yine üniversitemiz edebiyat bölümünde doktor öğretim üyesi Mert Öksüz'e söz vereceğim. Biraz işte kitabın sanal ortamdaki halinden, sosyal medyadaki halinden bahsedecek diye tahmin ediyorum. Buyurun. Ben konuşmamda okumanın geçirdiği değişimden ve kitabın geçirdiği değişimden bahsedeceğim. Bir tezim var. Tezim şu. Sadece okuduklarınız sizi siz yapmaz. Aynı zamanda bir kitabı nasıl okuduğunuz da sizi siz yapar. Okuma çok eski bir eylem. Nefes almak gibi. 5000 yıllık bir eylem. Daha da eskiye gider hatta. Benim gördüğüm kadarıyla en eski yazılı tabletler Irak'ta bulunmuş. Milattan önce 4000 yılına ait. Şimdi ne yazdığını da merak ediyor olabilirsiniz. Yani ilk yazılı tablette ne yazıyor? Burada 10 koyun var. Burada da 10 keçi var yazıyor. Yani bir çiftçi kendi yatırımını kayıt altına almak için
kullanmış. Ama bana bu çok sihirli geliyor. Çünkü milattan önce 4000 yılındaki bir insanın düşündüğünü, aklından geçeni 2018 yılında okuyabilmek, o düşünce bittikten çok sonra hala bu düşüncenin benim aklıma, 2018 yılındaki benim aklıma gelebilmesi bence çok sihirli bir eylem. Okumak bu açıdan bilgi edinmenin en farklı yolu. Tabii Onur Hocam çok güzel bahsetti. Biz bugün okuma kelimesini kullanınca hepimizin yaptığı işi düşünüyoruz. Yani bir kitabı elimize alıp okumak aklımıza geliyor. Fakat biliyor musunuz, dünyada daha dün diyebileceğimiz bir tarihe kadar okuma sesli yapılan bir eylemdi. Okuma çok çok geç tarihlerde sessiz hale geldi. Fakat dünyada bizde 19. yüzyıla kadar, dünyada da 17-18. yüzyıla kadar okuma hep sesliydi. Hocamın çok güzel anlattığı gibi bir kitabı bir kişi alır, bir salona gelir, kitabı açar, çevresine herkes huşu içinde dizilir, okuyucumuz okumaya başlar, diğerleri de onu güzel güzel dinlerler. Bu arada hikayenin heyecanlı yerinde müdahaleler, beğenmedikleri yerde şurayı değiştir gibi eklemeler vesaire vesaire. Bir sosyal etkileşim içinde okuma eylemi gerçekleştirildi. Neden? Çünkü kitap çok pahalıydı, okuma yazmanın çok düşüktü. Her dönemin oyunu kendine göredir. Her dönem kendi okunu ve kendi okuma biçimini bize dayatır. İşin ilginç tarafı bence bu değil. İşin ilginç tarafı şu: İnsanlar yalnız kaldıklarında bile sesli okumlar eskiden. 19. yüzyıla kadar, 18. yüzyıla insanlar tek başlarındayken bile sesli okurlardı. Bilmiyorum siz de yapıyor musunuz? Bazen sesli okumak daha keyifli gelebilir. Dudağınıza hakim olamazsınız. İçinizden okuyamazsınız ama hocalarımız derdi çocuklar, içinden okuşuyor işte, sesli okuma diye. Aslında insanın doğasında yaklaşık 4000 yıldan fazla süren bir sesli okuma ama 200-250 yıldan beri süren bir sessiz okuma var. Yani diğerinin gücü ne kadar fazla? Asıl olan sesli okumaydı insan için. Çok uzun bir dönem. Neden? Çünkü kitaba ulaşmak imkansızdı. Kitap almanız imkansızdı. Sebebi şu: çünkü kitap bugünün parasıyla bir araba fiyatına gelir. Tek bir kitaptan bahsediyorum size. Araba mı almak istersiniz, kitap mı almak istersiniz? Bu soruyu sormayacağım tabii. Yani buna cevap vermek, hangi cevabı verirseniz verin, şey olacağız biraz. Yani araba alsanız kitap sevmiyor olacaksınız. Kitap alsanız ya bu araba tercih edilmez mi diyeceğiz. O yüzden buna cevap vermeyebilirsiniz. Oyunun değişmesi şöyle oldu. İnsanlar öncelikli olarak tomar adını verdiğimiz, ferman diye bildiğimiz bugün metinlere yazdılar. Bunları taşımak çok zordu ve bir birim metne çok az bilgi kaydedebiliyordunuz. Sonra bunları yan yana getirdiler ve birbirlerine bağlamaya yaklaştılar. Buna kodeks adını verdiler. Kitap kodeks böyle çıktı ve bu ciddi anlamda arkadaşlar bir inkılaptı. Çünkü çok geniş bir bilgiyi tek bir biçimde yanınıza alabilmeniz çok sihirli bir şey. Her şeyi yanınızda götürebiliyorsunuz. Kitap çok büyük bir teknolojinin ürünüydü. Ama asıl hikayede oyunu değiştiren girişim pek çok kişinin de bildiği gibi Gutenberg'in matbaayı icat etmesi oldu. Bu oyunu niye değiştirdi? Böyle veya böyle kitabın fiyatı zaman içinde düştü ve kitap ulaşılabilir bir hale geldi. Kitap fiyatlarından bahsederken size bir örnek vereyim. 1729 Van Kulübügatı. Belki duymuşsunuzdur bu kitabı. Bu bir sözlük. Arapçadan Türkçe'ye bir sözlük. İbrahim Müteferrika'nın bastığı ilk kitap. Tabii İbrahim Müteferrika da bir girişimci olarak para kazanmak istiyor. Devlet desteği de var ama kitaplarını satmak istiyor. Van Kulübügatı basıldığında fiyatı bir Macar atı kadar. Yani bir sözlük mü alırsınız, yoksa güzel bir Macar atı mı alırsınız? Macar atı da güzel bir hayvandır yani İngiliz cinsinden. Şimdi düşünün, evet düşünülebilir. Niye biliyor musunuz? Çünkü hayatınızı tarlanızı sürerek ya da tezgahınızla bir zanaat yaparak kazanıyorsunuz. Hayat böyle bir şey. Kabul etmemiz lazım. Okumaya çok da ihtiyacımız yok. 15. yüzyılda, 16. yüzyılda. Günümüzdeki kadar, günümüzde okuma yazma bilmeden bir yere gitmek, adım atmak imkansız. Fakat 15. ya da 16. yüzyılda yaşıyorsanız hayatın gerçekleri dünyanın her yerinde, Venezuela'dan Japonya'ya, İstanbul'dan Karaman'a, Afrika'dan başka bir yere okumaya çok da gerekli kılmıyor. Fakat 16. yüzyıldan sonra 17, 18, 19'a gelince oyun tamamen değişmiş oluyor ve artık okumadan hayatta adım atmak, yaşamınızı devam ettirmek çok da kolay olmuyor. 19. yüzyılla beraber bizim kültürümüze yavaş yavaş dönelim. 19. yüzyılla beraber
kitap fiyatları göreceli olarak azalıyor. Ve kitap herkesin ulaşabildiği bir meta haline geliyor. Aynı zamanda 19. yüzyılın sihirli bir hareketi de gazetenin ortaya çıkması. Gazeteyle beraber artık herkes okumaya başlıyor. Okur yazarlık oranı böylece artmaya başlıyor ve fiyatlar giderek düşüyor. Tabii kitapların formu, biçimi de değişiyor. Şimdi eski kitap dedik ya, nasıldır diye. Mesela elimde bir yazma kitap var arkadaşlar. Bu yazma kitabın meşin bir cildi var, deri bir cilt. Çok pahalı bu cildi yaptırmak. Kitabın kendisi de çok pahalı zaten. Maliyetini söyleyeyim size. Mesela Kur'an-ı Kerim'den bahsedecek olursak, fiyatı 1.000 ile 10.000 kuruş arasında değişir. Aklınıza yer etmesi için söylüyorum. Namık Kemal'in aylık maaşı 30.000 kuruştur. Namık Kemal çok iyi kazanan bir validir arkadaşlar. 12 ada valisidir. 30.000 kuruş aldığım dönemdeki maaşından bahsediyorum. Yani bir valinin maaşının 1/3 olabilir bir Kur'an çoğaltmak istiyorsanız, maliyetten bahsediyorum. Bu bir yazma kitaptır. Bu kitabı okurken doğal olarak ne yaparsınız? Önünüze bir rafle koyarsınız. Kitabın önünde son derece saygılı durursunuz. Çünkü zaten bu kitaptan dünyada Kur'an-ı Kerim örneğini geçelim. Bir şiir kitabı ele alalım. Gündelik bir kitap olsun. Bir şiir kitabından 5 tane vardır. Saygı göstermeniz gerekir. O rafleye oturursunuz ve adam gibi eğilirsiniz. Eğilmeniz gereken, kitaba göstermeniz gereken saygıyı gösterirsiniz. Paşa paşa okursunuz. Sonra da işinize devam edersiniz kitabı kapattıktan sonra. Fakat kitapların fiyatların düşmesiyle beraber sadece içlerindeki bilgiye odaklanmaya başladı insanlar ve daha düşük maliyette kitaplar üretmeye başladılar. 19. yüzyılda beraber bizde bu kültür yaygınlaştı ama hala kitaba bir derecede saygı ve ilgi vardı. Arkadaşlar 19. yüzyılda birlikte bizde kitapçılık ortaya çıktı. Sahaflıktan bahsetmiyorum. Karıştırmayalım. İkisi biraz farklı şeyler. Belki tahmin ediyorsunuzdur ama sahaflar çoğunlukla yazma kitap satan, kitap kültürü hakkında çok derin bilgisi olan, bir kitabı nereden bulabileceğinizi bilen adamdır. Eğer bir kitap dünyada mevcutsa onu bulursunuz. Merak etmeyin. Yeterli paranız varsa ve sahafları tanıyorsanız. Sahafa herkes giremez. Girerse de saygı göremez. Sahaf herkesle konuşmaz. İlgilenmez. Dükkana giriyorsanız sizi dışarı çıkartır. Çünkü siz bir öğrenci olarak sahafın ilgi alanına hiç de girmezsiniz. Çünkü o özel bilgiyi arayan adamdır. Ama sizler kitapçılara gidersiniz. Sahaflık çok değerli ve çok özel bir şeydir arkadaşlar. Özel şey olarak. Kitapçı ise daha çok satıp daha çok kazanan bir tüccardır. İkisi arasındaki fark budur. Dolayısıyla düşük maliyetle kitaplar üretmek zorundadır. 19. yüzyılla beraber arkadaşlar kitabın üretim biçimi de değişmiştir. Yazmalar bir kişi tarafından el emeğiyle bir yılda çoğaltılan ve fiyatı 10.000 lira olan bir yazmanın içindeki bilgi 20 kuruşa düşmüştür. Ve artık aynı güce herkes sahiptir. Günümüzde tabi siz pek bilmiyorsunuz ama arkadaşlar yakın döneme kadar ve 19. yüzyılda başlayan bir gelenek bizde kitaplar forma adı verilen 16 sayfalık parçalarla satılırdı. Sizin yaşınızdaki öğrenciler 19. yüzyılda perşembe günleri okuldan çıkarlardı çünkü cuma ve pazar günleri hafta tatiliydi. Perşembe günleri kitapçılar 16 sayfalık hikayeler yayınlarlardı ama hikayenin devamı gelecek hafta. Her hafta gidip bir 16 sayfayı kitapçıdan alırdınız. İşiniz bittiğinde de kitabın cildini alırdınız. Sonra bir ciltçiye gidip bu kitabı yaptırırdınız arkadaşlar. Mesela burada yapılmışı var. Kitap değerli görülürdü eskiden. Ve her türlü kitap para verilip ciltçide yaptırılırdı. Üstüne de kitabın sahibinin ismi yazılırdı. Bunu ancak çok değerli gördüğünüz bir şey yaparsınız. Mesela cep telefonunuza neden kılıf alıyorsunuz? Değerli. Çünkü değerli. Korumak için. Çünkü sattığınızda bir tarafının çizilmesini istemiyorsunuz. Çünkü binlerce lira vermişsiniz. Teknoloji ilerledi. Okuma oranları arttı. Okuryazarlık oranı arttı. 60'lara 70'lere geliyorum. 60'larda 70'lerde televizyon kültürü yaygınlaştı. Ve okuma oranında belli bir düşüş görüldü. 90'lara gelindiğinde ve 90'ların özellikle sonunda üçüncü bir devrim yaşandı.
kitap bulunmuştu. Gutenberg matbaayı buldu. Kitap ucuzladı, bireysel okuma çıktı. Ama 90'ların sonunda çok garip bir şey oldu internet. Ve sanal dünya ve sanal okuma dünyası. Bugün hepimizin içinde olduğu dünya. Yabancı bir kütüphanede bilgisayarım açık ve bir makale üzerinde çalışıyorum. Aynı zamanda bir kitap da açık bilgisayarımın önünde. Bir iki de internet sayfası açık. Ve masayı bıraktım, kalktım, gittim. Döndüğümde bir not bırakılmıştı bilgisayarımın üzerine. Bilgisayarımda farklı internet sayfaları açıktı. Şöyle bir nottu. Bu yabancı dildeki bir nottu. Not da şu yazıyor. Her seferinde bir iş yaparsan kendini daha mutlu hissedersin. Bu notu okuyunca şaşırdım. Çünkü her seferinde her şeyi okuyabilmek, bir anda hem beni dinleyip hem cep telefonunuza bakmak, hem sevdiğinizi düşünmek, hem derslerinizi düşünmek, hem hayatı yorumlamak çok fazla değil mi insan zihni için? Okuma eylemine biraz da bu açıdan bakmak, belki bazen biraz sakin olmak lazım, geriye çekmek. Her seferinde bir iş yapmak lazım. Teşekkür ederim. Geçen yıl Karaman kütüphanelerinden 137 bin kişi yararlanmış yaklaşık. Buralardan yaklaşık 125 bin kitap alınmış ve önceki yıla göre, 2016'ya göre bu sayı %30'un üzerinde artış göstermiş. Bunlar her ne kadar biraz dertlensek de işte az okuyoruz gibi serzenişler olsa da biraz daha bizim kitapla buluştuğumuzu, bu sayının biraz daha arttığını gösteriyor. Son konuşmacımız Doktor Sadık Ahmet İlkokulu'ndan çok kıymetli hocamız Burhanettin Saygılı hocamız. Ben sözü kendisine aktarıyorum. Buyurun Sayın Hocam. Çocuklardan başlayalım öncelikle. Çocuklar önceki kuşakla çok değişik reaksiyonlar gösteren, çok değişik davranışlar sergileyen çocuklar halinde geldiler bir önceki kuşağa göre. Bunun da ana gerekçesi daha anne karnındayken, hamilelik sürecinde, hatta daha başlangıçta annelerin hamile olmadan önceki geçirmiş olduğu evrelerle de ilgili olduğunu düşünüyorum. Şu andaki çocuklar, eskiden 3 aylıkken başını tutamayan çocuklar seslendirmelerde bulunmaktalar, hareketlerde bulunmaktalar. Yaşından daha sonra konuşuyorken çocuklar şu anda daha erken konuşabilmekteler. Yaşından çok sonra yürürken şimdi daha erken yürümekteler. Bunların da az önce söylediğim gibi annelerden kaynaklanan bazı özellikler var. İsterseniz önce annelerde ne gibi bir değişiklik oldu? Önce ona bakalım. Yeni nesil çocukların anneleri, yeni nesil anneler çocuk yaşta evlenmiyorlar. Bu çok güzel bir şey. Televizyonlarda da duyuyorsunuz, çocuk gelin sen problemleri var. Bunlar özellikle azalmakla beraber gündemde tutulması oldukça güzel bir şey. Çünkü daha kendi bedensel gelişimini, psikolojik gelişimini tamamlamadan anne olan bireyler yetişkin, ergin olmayan çocuklar dünyaya getiriyor veya dünyaya tam gelmiş olsa bile onun eğitiminde kaliteli bir eğitici olarak davranamıyorlar. Şimdi anneler çocuk yapma yaşına uygun zamanlarda çocuk dünyaya getiriyorlar. Bir önceki kuşakta çok daha fazla çocuk sahip olurken anneler şimdi 1, 2 veya 3'le sınırlandırıyorlar. Bu da daha fazla zaman ayırmasına sebep oluyor annelerin çocuklarına. Daha iyi imkanlar sunmasına sebep oluyor. Yine anneden başlayacak olursak, anneler bir önceki döneme göre daha iyi hijyen ortamı ve daha iyi beslenmeye sahip oluyorlar. Daha önceki koşulları düşünürseniz, bir de şu anki koşulları düşünürseniz daha hijyen ortamı, daha beslenme durumunun iyi olduğunu gözlemleyebiliriz. Gelelim hamilelik dönemine. Hamilelik dönemi profesyonel yardım diyebileceğimiz bir şekilde geçiyor. Sağlık ocakları hamilelik sürecini takip etmekteler. Anneler de buradan profesyonel yardım alabilmektedir. Eskiden kulaktan dolma bilgilerle hamilelik süreci tamamlanırken şimdi aşıları dahil güzel bir hamilelik süreci geçirmektedir. Doğum sonrasına girelim. Doğum sonrasında bebek hijyen, beslenme, sağlık hizmetlerinde yine yararlanabilmektedir.
Ayrıca çocuk için, çocuğun eğitimindeki en önemli şey çok fazla uyaran var. Hocamların bahsettikleri tablet, bilgisayar, televizyon gibi çevresel etkenler çocuk için fazlaca uyaran yapıyor ve bu da zihnin daha fazla hareket etmesini sağlıyor. Eskiden bebeğin tek iletişimi anne ve aile bireyleriyken şimdi bunlar çeşitlenmiş vaziyette. Bebek beyninde nöronlar doğumdan sonra ağaç gibi yayılır ve sinaps gelişir. Bu gelişen sinapslara gelen uyarıcılar ne kadar fazla olursa nöronların daha fazla canlı olması ve birbirine bağıntı kurması daha fazla olmaktadır. İzin verirseniz bir de kütüphaneden bahsetmek isterim. Hepiniz biliyorsunuz kütüphaneyi ama birkaç kelime kütüphaneden bahsedeyim. Yeni nesil kütüphaneyi de yeni nesil çocuk üzerinde inşa edelim ve sunumu tamamlayayım. Basit tanımlamayla kitapların bulunduğu yere kütüphane diyoruz. Kısaca kitap evi kütüphane. Hane ev, kitap evi. Kitap evi nasıl karnımızı doyurmak için lokantalara gidiyoruz, besleniyoruz, kan oluyor vücudumuzda, yaşamımızı devam ettiriyoruz. Aynı şekilde beynimizin de beslenmesi için kitaplara ihtiyaç vardır. En güzel lokanta, en güzel restoran da beyin için elbette ki kütüphanedir. Eskiden kitaplarla haşır neşir olma şeklimiz şuydu, hocamlar çok güzel bahsetti, onu alırdık. Hatta bir koklardık, şöyle sayfasını bir çevirirdik. Aradan çıkan bir koku hoşumuza giderdi. Ürünü arkasını baştan sona bir okurduk. Bundan da büyük bir lezzet duyardık. Şimdi bunun yerine daha farklı kütüphanelerin oluşması gerekiyor. Yeni nesil kütüphaneler, yeni nesil çocuklara uygun olması gerekir. Çocukların birkaç özelliğinden bahsetmek istiyorum. Kütüphanelerin de buna uyarlanmasını, uygun hale getirmesinin çok avantajlı olacağını düşünüyorum. Maddeler halinde sıralaması istiyorum. Ele avuca sığmaları oldukça zor yeni nesil çocuklara. Dur deyince duracak gibi değiller. Çünkü büyük çoğunluğu kinestetiktir. Beslenmeleri, enerjileri fazla olduğu için kinestetiktir. Burada bir yanlışlık da var. Eskiden daha ağır çocuklar olduğu için bütün hareketli çocuklara hiperaktif tanısı konmaktadır. Ki bu tanıyı koyanlar da komşu adlı doktorlardır. Tamamen yanlış bu. Bu kinestetik çocuklar hareketlidir ve dokunarak öğrenirler. İlla dokunması lazım. Kütüphaneye geldiği zaman da kitaplara dokunduğu zaman veya masalara dokunduğu zaman bu çocuklara asla kızmayın. Çünkü o onun özelliği. O şekilde öğrenecek. Öğrenmeye çalışıyor dokunarak. Kütüphaneler çocukların rahat hareket edeceği yerler olmalıdır. Çok hareketli bir nesil geliyor madem. Zemin hareket edildiğini gürültü oluşturmayacak malzemelerden olmalıdır. Bunlar ansızın koşarak bir yere gidip ansızın koşarak gelebilirler. Kırılıp dökülecek ve zarar verilecek eşyalar bulunmamalıdır. Dolap ve raf gibi gereçler duvara sabitlenmeli, riskler en aza indirilmelidir. Çocuklar çok fazla uyaranla karşılaştığı gibi çok fazla nesneyle de karşılaşırlar. Bunun negatif yönü de yerleştirme ve düzenleme problemleriyle karşılaşırlar. Şimdi çocukların dolapları da var, odaları da var ama müthiş derecede dağınıktırlar. Çünkü çok fazla uyaran vardır zihinlerinde. Bunları bir yere koymaları oldukça zor. Dağınık olmaları bunu okulda da devam ettirmekteler. Kütüphaneleri de devam ettirecekler. Alta bir kitabı rastgele atabilir. Bunda da kızılmaması gerekir çocukların. Çok dağılacak şekilde tasarlanmaması lazım rafların. Az kitapların bulundurulması lazım diye düşünüyorum. Fazla alternatifler olduğu için çocuklar tercih yapma yetenekleri gelişir. Gittiğiniz bir yerde bir tane yiyecek varsa önünüze ne konursa yiyeceksiniz. Ama 7-8 tane varsa birini tercih edeceksiniz. Çocukların alternatifleri fazla olduğu için seçme özellikleri onları seçkin hale getiriyor. Bizim yapamadıklarımızı yapıyorlar. Daha seçkinler. Ben 24 yıllık öğretmenim. İlk zamanlarda yüksek bir ses kullanmamız bütün okulu hizaya getirebiliyordu. Şimdi bir çocuk da olsa onun hizasına eğilip neden olduğunu açıklamak zorundasın. Anlamadım dediği zaman ona uygun bir dille anlatmak zorundasın.
Bu özellikler çok güzel bir özellik ve her türlü takdiri hak ediyor. Ancak güzelliğin bir de maliyeti var. Her güzelliğin bir zorluğu var. Makul bir açıklamada çocuğu bazen tatmin etmiyor. İş görene karşı zorlayıcı bir durum oluşturur bu. Tamam yavrum demek ki gidecek değil gibi de durmuyor. O zaman burada kütüphaneciler, görevliler biraz daha sabırlı olacaklar. Devriş sabrıyla bu durumla baş edebilirler diye düşünüyorum. Beni de devriş sabrıyla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeni nesil çocukların özellikleri ortada. Yeni nesil kütüphanelerle ilgili hocamız kıymetli bilgiler açıkladı. Ben kitabın yanında, okumanın yanında insanları biraz da böyle yazmaya da yönlendirebilirsek, eline kalem kağıt verebilirsek, öğrencilerimizin, insanımızın eline biraz daha verebilirsek, onun okuma merakını, ilgisini de artıracağını düşünüyorum. Bununla ilgili küçük bir örneği paylaşarak paneli bitirme niyetindeyim. Namık Kemal malumunuz Türk Edebiyatı'nın, Türk Düşünce Dünyası'nın önemli isimlerinden biridir. 1840-1888 yılları arasında yaşamıştır. Namık Kemal'in hayatının bir kısmı Kıbrıs'ta, Magosa'da, adaların bazı adalarda Midilli'de, mutasarrıf olarak, vali olarak geçmiştir. Türlü nedenlerle buralara gitmiştir ama sürgün hayatını valilik olarak düşünelim. Yani vali olarak gidiyor oraya. Ciddi anlamda maaşlar aldığını da Mert hocamız söylemişti. Namık Kemal'in bir oğlu var. Birden fazla var mı bilmiyorum. Bir oğlu var. Ekrem, Ali Ekrem Bulay, evet. Oğlu İstanbul'da, kendisi sanırım Midilli'de. Oğlu babasını çok özlemiş. Ona bir mektup yazmışlar. Oğlu babasının yanına gelmeyi istiyor. Namık Kemal'in mektuplarında bu mektup var. Oğlunun yazdığı mektup. Namık Kemal'in cevabı da güzel bir cevap. Telefondan okuyacağım size. Ekrem Bey oğlumuz. Oğluna hitabına bakın. Bu oğul muhtemelen 5-6 yaşlarında bir çocuktur bu. Mektubun geldi. Seni görmüş kadar memnun oldum. Yazıya, okumaya çalış. Midilli'ye gelmek zor bir iş değildir. Fakat senin gibi çocukları babalarının yanına götürmek için yeni bir gemi icat etmişler. Nasıl bir gemi? Şimdi onu da söyleyecek. Dilekleri kalemden, yelkenleri kağıttan imiş. Bu geminin. Sen de elindeki kalemi, kağıdı direk, yelken yapabilirsen yanıma pek çabuk gelebilirsin. Biraz bize de, anneye babaya da iş düşüyor. Tabii ki öğretmene de iş düşüyor ama ilk eğitim kurumu, ilk mektep ailedir. Burada içimizde anne baba olanlar var ve yarının yine anne baba adayları var. Gençler, yani önümüzdeki sürenin çok uzun bir süre olduğunu düşünmeyin. Belki birkaç sene sonra, 3-5 sene sonra hepinizin o merhaleye geleceğinizi düşünün. Dolayısıyla sizin yönlendirmelerinizle o çocuklar okula başlayacak, kitapla buluşacak, kalemle, kağıtla buluşacak. Bunun size, o çocuğun kendisine, memlekete, dünyaya, insanlığa katacağı değerleri düşünmek lazım. Ben ekip adına tekrar teşekkür ediyorum.